Bakıyorum insanlar haftada bir manita değiştiriyorlar. Aslında bu her erkeğin bir hayalidir. Her gün, her hafta, hatta her ay manita değiştirmek. Ve erkeklerde şu mantık vardır. Ben istediğim kızla takılayım ama ciddi olan da kenarda dursun, beni beklesin. Ben ihtiyaçlarımı diğerlerinden karşılayayım. Ciddi olandan isteyemediklerimi diğerlerinden isteyeyim mantığı vardır hep. Sevdiğim kadına dokunmayayım ama diğerlerinden her türlü cinselliği isteyeyim kafası vardır her erkekte. Aslında çok saçma bir mantıktır ama her erkek illa böyle düşünmüştür veya yapmıştır. Ya da yapmak istemiştir. Ya da yapan da vardır şu an. Ama ben farklıyım. Ben de eskiden o kafadaydım ve o mantıktaydım. Ve şu an anlattığım her şeyi kendim daha önceden yaşadım ve yaptım. Şu an iyi bir şeymiş gibi anlatıyor olabilirim ama aslında değilmiş. Ciddi bir manitam vardı. Onu bir kenara koymuştum ve üstüne tam 9 kızla aynı anda çıkıyordum. Sevdiğim kızdan isteyemediğim cinselliği diğerlerinden istiyordum. Ama bu bir hatamış, onu anladım. Bir gün havuzda yüzerken öyle bir duruma geldim ki kör oldum sandım. Meğerse bu bir göz intihabımış. O yüzden gözlerim açılmıyormuş. Ve sonradan düşündüm ki bu bana Allah'ın bir işareti deyip tüm çıktığım kızlardan ayrıldım ve bir tane ciddi manitamı bıraktım. Yani ciddi olduğum kişiyi. Neyse konuyu çok fazla dağıtmayayım. Aslında ciddi sandığım o kişiyi o kadar da sevmiyormuşum. Onu anladım. O kadar çok manita yapmamın nedeni nasıl anlatsam beni anlamamalarımış. Şöyle anlatayım daha iyi anlamanız için. Örnek vermek gerekirse biliyorsunuz ben Vine'da çekiyorum, YouTube videosu da çekiyorum. Her türlü videoyu çekiyorum. Deli dolu biriyim. Neyse. Bu kadar çok video çektiğim için kıskanıp hiçbir zaman güvenmeyen kızlar oldu. Neymiş efendim? Ben aldatırmışım. Neymiş efendim? Bilmem neymiş. Şöylemiş, böylemiş. Her türlü bir kız yürürmüş. Bana da yazarmış. Kızlar yürüyebilir ama sen bana bakacaksın. O ayrı konu da neyse. Mesela ben konuşmayı çok seven biriyim. Güldürmeyi, eğlendirmeyi, neşe saçmayı seven biriyim. Güldürmek için saçmaladığımda ne yapıyorsun ya salak salak hareketler yapıp beni rezil etme diyen insanlarla birlikte olmuşum. Yani çıkmışım. Bazen öyle bir neşe saçıyorum ki yani nasıl anlatsam. Mesela sokakta yürüyoruz kız arkadaşımla. Birden içimde bir istek uyanıyor. Kalk sokağın ortasında dans edeceğiz, oynayacağız diyorum. Ve bana dediği cevap ne biliyor musunuz? Salak salak konuşma. Millet bize mi baksın? Rezil etme beni millete diyen yanlış kişilerle birlikte olmuşum. Hep heveslerimi ve isteklerimi kursağımda bırakan, içimde bırakan yanlış insanlarla birlikte olmuşum. O yüzden mutlu olamayıp doğru kişiyi bulamamışım. Kimi kıza görünümü için yani dış görünüşü için aşık olmuşum. Yani hoşlanmışım. Şimdikiler hoşlantıyı aşk sanıyor da neyse o konulara girmeyelim. Kiminden hoşlanma sebebim huylarımış. Kiminden hoşlanma sebebim ise mimiklerimiş. Kimindense hoşlanma sebebim ise beni anlamalarımış, dinlemelerimiş. Kiminle ise sırf sadece beni seviyor diye birlikte olmuşum. Ama hepsinin tek bir şeyine tutulmuşum. Ve anlattığım tüm özellikleri hiçbir kızda bulamamışım. Hepsinin bir yanları, bir şeyleri hep iyiymiş ama diğer yanlarımız hiçbir türlü uyuşmuyormuş, hep kötümüş. Hiçbir zaman, hiçbir şekilde birbirimizi tamamlayamıyormuşuk. Ve sonunda şunu anladım ki aslında hiçbirinle ben istedim diye birlikte olmamışım. Aslında hepsi bir hevesmiş. Ve bende hep şu mantık vardır. Güzelmiş, çirkinmiş, iyiymiş, kötümüş. Ele geçene bak, götür kafasındadım ve hep de öyle yaptım. Güzel çirkin ayırt etmeden hepsinle çıktım. Halbuki seçici olmam gerekiyormuş. Ama seçici olmak da yanlış bir kararmış. Zamanla onu da anladım. Ben aslında ruh işimi arıyormuşum. Beni anlayacak, beni dinleyecek, beni sevecek. Yeri geldi mi arkadaş, yeri geldi mi sevgili, yeri geldi mi de derdimi anlatacağım bir dost arıyormuşum. Biliyorsunuz az çok beni. Ben nerede, ne zaman, ne yapacağım hiç belli olmuyor. Ben saçma sapan hareketler yaptığımda, deli dolu davrandığımda ne yapıyorsun demeyecek de benle birlikte delirecek, eğlenecek birini arıyormuşum. Kafamız esti mi kırmızı ışıkta durup dans edecek, oyun havası oynayacak deli dolu birini arıyormuşum. Morali bozuldu mu kalk la deyip beni evden alıp rakı içmeye götürecek deli dolu birini arıyormuşum. Canı sıkılınca evimi basıp kalk la okey oynayacağız, bilardo oynayacağız ya da yürü lan lol atacağız diyen sevgili arıyormuşum. Ya da ne bileyim böyle nasıl anlatsam. Canı sıkılınca husisi beni karşı sına oturtturup böyle sırf o eğlensin diye bana makyaj yapıp gülecek, yüzünü güldürecek birini arıyormuşum. Yani ipni olduğumdan değil. Anlıyorsunuz siz az çok. Bir insan kendine neden makyaj yaptırsın ki? Mesela morali bozuk ya. Bana öyle yaparak belki morali yerine gelebilir, eğlenebilir. Yeter ki o gülsün anlamında.
dedim bunu. Kısacası sırf beni ben olduğum için seven deli dolu birini arıyormuşum. O yüzden hiçbirinle ortak yanımız yokmuş. Ben öyle uçkuruna düşkün biri değilim. Abaza biri hiç değilim. Sırf yiyişmek için sevgili yapanlar dahili var. Ve buluşunca yiyişmekten oturup iki sohbet edemeyen sevgililer var. Ben böyle bir şey istemiyorum. Ha, cinsellik olur, olmaz diye her şey olur ama her şey yerinde olur. Ama her zaman olmaz, hele ki insan içinde hiç olmaz. Her şeyin bir yeri ve bir zamanı vardır. Akışına bırakmak lazım. Mesela ben bir şey yapmaktan hiçbir zaman utanmam. Sırf hevesim var diye ve yapmak istiyorum diye, içimde kalmasın diye aklıma gelen her şeyi yapabilirim. Örnek vermek gerekiyorsa sevgilime hediyeler alıp ilanı aşk mı etmek istiyorum? Hemen yaparım. Kafamı koyduğumu hemen yaparım. İster okuluna giderim insanların içinde, ister sokağın ortasında o kadar onca binlerce insanın içinde önünde diz çöküp hediyelerimi verip sevgi sözcüklerine boğarak ilanı aşkta bulunurum. Çünkü ben kafama koyduğunu yapan biriyim. Sırf heves ettim ve içimde kalmasın diye her şeyi yapabilirim. Ama bunu çoğu zaman karşı cins çok yanlış anlıyor. Bu bana böyle yaptıysa kim bilir beni ne kadar seviyor. Bu bana bunu yaptıysa beni hayatta bırakamaz deyip kıskandırma çabaları, ezme çabaları, her fırsatta laf sokmalar, isteksiz hareketler yapıp falan filan kendinden soğutuyorlar. Ve sanıyorlar ki ayrılamam, aşkından ölüyorum, onu bırakamam sanıyorlar. Ve istediği her şeyi yapabileceklerini sanıyorlar. Bilmiyorlar ki sırf ben aklımdaki bir şeyi yapmak için heves ettim diye yapıyorum bunları. Bilmiyorlar ki sırf ben bunu yapmak istediğim için, heves ettiğim için, içimde kalmasın diye yaptığımı bilmiyorlar ki. Zaten öyle davranan kızlardan da hemen ayrılıyorum. Sonra diyorlar ki beni hiç zaten sevmemiş, hemen bıraktı. Nasıl bu kadar çabuk olabilir? Nasıl bu kadar çabuk unutabilir? Nasıl bu kadar çabuk silebilir diyorlar. Sen benim iyi niyetimi kendi yararına kullanmak isteyip beni kendine köpek etmek istedin. Ben yer miyim? Yemem. Ben çok insanla takıldım. Herkesin nasıl davranacağını, ne yapacağını ve ne zaman bırakacağımı, nasıl hareket edeceğimi az çok bilirim. Neyse, bu arada bu anlattığım olayları çok yaptım. Ve hep ayrıldım. Hep de ayrılamaz sanıyorlardı. Aşklarından ölüyorum, bitiyorum. Onları bırakamam sanıyorlardı. Arkadaşlarına hava atıp köpek ettim İbo'yu diyorlardı. Sonra bıraktım mı da ağlıyorlardı. Ve geç olsa da kendimi çözüp ne istediğimi, nasıl bir eş istediğimi anladım. Beni dinleyecek, beni anlayacak, beni sevecek, deli dolu, eğlenceli, neşeli, benle birlikte saçmalayacak, benle birlikte gülüp eğlenecek, birlikte ağlayıp birlikte gülebileceğimiz, kısacası birbirimizin eksik yanlarını tamamlayabileceğimiz birini arıyormuşum. Bu anlattığım olayı da şu şekilde anlamayın. Sırf o anlayacak, sırf o yapacak diye anlamayın. Yani bazıları diyebilir, sen ne yapacaksın? O seni anlayacak, o seni dinleyecek, o seni sevecek. Her şeyi karşılıklı ben de ona aynısını yapacağım zaten. Ben nasılsam o da öyle olacak. Onu anlatmak istiyorum. Birbirimizin eksik yanlarını tamamlayacağız. Kısacası her şey karşılıklıdır yani. Geç olsa da bu anlattığım bütün şeyleri anladım ve artık doğru kişiyi bekliyorum. Neyse. Geç.